Ettim ama zili çalamadım. Ortalığı telaşa vermek istemedim. Tamam hayatım tamam. Geç bakayım şöyle otur yanıma. Niye ağlıyorsun anlat bana. Evi terk ettim Betüş Hanım. Ne? Davut'a daha fazla dayanamayacağım. Ne oldu ki? Yine mi? Yine ya. Kadın halimle çalışıp evi döndürüyorum. Sonra da hayvan gibi itilip kakılıyorum. Bu sefer kararlıyım geri dönmeyeceğim. 10 yıldır ilk defa içme Davut dedim. Şu başıma gelene bakın. Firuzeciğim bak ben buraya bir yatak hazırlayayım. Sen sabaha kadar iyice bir dinlen. Sabah olunca o kocana yapacağımı biliyorum ben. Artık onunla tanışmamızın zamanı geldi zaten. Bırakın Betüş Hanım ben onu Allah'a havale ettim. Yok itiraz istemiyorum. Gel canım otur buraya. Madem böyle kötü bir gününde bize sığındın bu işi biz halledeceğiz. Ben hemen sana çarşaf falan getireyim oldu mu Firuze? Hem bir kadın olarak hiç kimsenin sana böyle davranmasına izin veremem. Hayatım, hadi saat 7:30 olmuş. Kalk. Tamam, Sadıkçığım, kalkıyorum. Aa, Sadık, Firuze aşağıda uyuyor, sessiz ol. Ay, gitti. O ne ya? Kim bu? Firuze. Vallahi de billahi de uyuyor. Hani uyuşukluğu ve tembelliği yetmiyormuş gibi bir de mesai başlar başlamaz uyuyakalmış. Uyuyakalmak ne kelime? Yatak, yorgan, oho horul horul uyuyor. Yani ben sana bu kadar maaşı niye veriyorum hala anlamış değilim. Pes yani pes doğrusu. Ah, Sadık Bey uyandınız mı? Saat kaç? Günaydın Firuze Sultan. Nasılsınız efendim? Lütfen rahatsız olmayın. Saat 7:30 suları. Biz sizi rahatsız etmeden ailece kalkar kahvaltımızı hazırlar. Ondan sonra da sessizce kapıyı çıkarız. Siz uyumanıza devam edin. Olur mu? Ha? Firuze Sultan. Ah, bak gördün mü şekerim? Suçüstü yakaladım. Sadık ne diyorsun? Diyecek bir şey yok yani her şey açıkça ortada. Sadıkçım, Firuze dün gece yarısı eve geldi. Anlamadım. Evi terk etmiş. Ay ne oldu? Ben sana sonra anlatırım. Şimdi hiç sırası değil. Neyse tamam mı? Ben çayı koyayım. Yatakları falan toplayayım. Firuzeciğim hayatım çayı ben koyarım. Sen hadi bir çocukları uyandır olur mu canım? Ne yapacağım şimdi ben? Çoluk çocuk nasıl bakacağım başımın çaresine? Ah Davut'a Allah'ından bu değil mi? Allah'ından bu değil mi? İşte böyle Sadıkçığım. Yani gece Firuze'nin halini görsen içim parçalanırdı. Ya nasıl olur ya? Bu nasıl bir adam ya? Karısına, çocuklarının annesine nasıl el kaldırır? İçki işte. Bazı insanlar içince ne yaptıklarını hiç bilmiyorlar. Yani içkisiz farklı mı oluyor bu adam? Hayır, gene aynı. Firuze anlatıyor işte. Aylardır çalışmıyormuş. Hoş, çalışsa da 2 günden fazla dayanamıyormuş. Öyle. Peki ne olacak şimdi? Yani bu Firuze bir başına 3 çocuğuyla ne yapar, nereye gider, bu çocuklarına nasıl bakar?
Dur bakalım, belki kocasına iyi bir ders verirsek her şey düzelir. Ha, ben böyle adamları bilirim. Onlara ders verirsin, gider karılarından özür dilerler, sonra eve dönünce aynı şeyi yaparlar. Hayır, 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 hayır. Firuze'yi sahipsiz bırakacak değiliz. Bir yol yordan bulana kadar bizimle kalır. Ay tabii ki onu sahipsiz bırakmayacağız Sadıkçım. Ya adama bak ya, adama bak ya, delireceğim ya. Dün geceden beri karısı burada, bir telefon açıp sormadı bile değil mi? Tabii ayılamamıştır da ondan sarhoş. O bir ayılsın gelsin, gelsin de ben onunla böyle erkek erkeğe bir konuşayım. Sadık saçmalama. Bu meseleyi onu kınadığımız yöntemle değil, karşılıklı konuşarak halledeceğiz. Şşş, Firuze geliyor. Firuze, seni kocana vermeyeceğiz, merak etme. Sadık.